MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısı vardı. O toplantının çıkışında Serbestiyet Gazetesi yazarı meslektaşımız Hilal Köylü bir soru sordu. Bahçeli'nin Hilal Köylü'yü basın mensubu kardeşlerim Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle elimciliği körükleyici davranış. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Çeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Çeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Çeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci? Şimdi değerli izleyiciler birkaç kez arka arkaya getirdi arkadaşlarımız. Bugün meclis grup toplantısı vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını yaptı. Oradan sonra da grup salonundan ayrılırken gazetecilerin soruları vardı. Mikrofonlar bugünlerde tabii Bahçeli'nin çevresinde. Neden derseniz üst üste iki toplantıda yapmış olduğu çağrı Öcalan gelsin, mecliste konuşsun çağrısı ve o çağrı sonrasında da tabii ortaya atılan kimi iddialar vardı. Bu çağrıdan Erdoğan'ın haberi var mıydı? Erdoğan, Kırgızistan dönüşünde uçakta gazetecilerin Bahçeli ile ilgili kendisine soru sormasına neden izin vermedi? Bahçeli ile aralarında bir görüş ayrılığı var mı? Herkes bu soruların yanıtını merak ediyor. Bir gazetecinin görevi nedir? Merak edilenleri sormak. Toplum yararına, halkın yararına sormak ve sorgulamak. Ama iktidar cephesi sorulmasını istiyor. Hiçbir soru sorulmasını istiyor. Soru sorana da gördüğünüz gibi işte böyle deyim yerindeyse ayar verilmiş oluyor. Hilal Köylü, Serbestiyet gazetesi, Serbestiyet yazarı Hilal Köylü ki programımıza da zaman zaman Ankara kulislerinden önemli bilgileri aktarmasıyla değerli Tele1 izleyicilerinin de yakından tanıdığı çok kıymetli bir gazeteci. İşte grup toplantısının çıkışında mesleğini icra ediyor. Ve bir genel başkana bu soruyu soruyor. Sorduğu soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı ile aranızda bir görüş ayrılığı var mı efendim sorusunu soruyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Bahçeli'nin vermiş olduğu yanıt. Türkiye'yi tahrik etmekten vazgeçmiyorsan mesleği bırak. Soru sormak suç değildir, gazetecilik suç değildir. Gazeteci soru sorar. Uçaktakiler gibi sorulması gereken soruları sormayan tırnak içinde gazeteciler gibi zannediyor belli ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hemen herkese. Bir kez daha duyalım mı yönetmenim? Bir kez daha duyalım ve devam edelim. Tahrik edici. Yanlış bilgilerle aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci? Vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Bir görüş ayrılığı yaşıyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Cumhurbaşkanı. Basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Çelik. Şimdi durum bu. Devam edelim. Biz sormaya, sorgulamaya, anlatmaya, gerçekten anlatmaya devam edeceğiz. CHP sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarıyla devam edelim. Öcalan çıkışı, Bahçeli'nin Öcalan çıkışı deme uzatılan el ve tüm bunların arkasında acaba ne var? Tek sebep anayasa mı? İşte Deniz Yücel, parti sözcüsü Deniz Yücel'in gündeminde bunlar vardı. Dün CHP MYK